Sayın seyirciler, arkamda gördüğünüz kırmızı üçgen biçiminde anıtı özellikle dikkatle izlemenizi istiyorum. Antalya Muratpaşa Bayındır Parkı'nda arka fondaki anıt kadın cinayetlerini resmeden onlar adına dikilmiş bir anıttır Muratpaşa Belediyesi tarafından. Ve bu anıtın üzerinde yaklaşık 480 civarında cinayete kurban gitmiş kadınımızın adı var. Bu anıtın alabildiği kadarı. Bir de alt taraflarında ismi unutulanlar, yüzü tanınmayanlar, yani cinayete kurban gidip de yüzü tanınmayan, ismi unutulanlar da var. Yani koskoca anıt ancak 460 veya 480 cinayete kurban giden kadınımızın isimlerini alabilmiş. Bu 6 yıl önce belediye tarafından kurulan bir anıt. Tabii 6 yıldan bu tarafa öldürülen, cinayete kurban giden kadınlarımızın sayısını şimdi istatistiklere başvurarak vermek çok uzun sürer. Ne yazık ki kadın cinayetlerine karşı Türk toplumunda duyarlılığı artırmak için yapılmış bu anıt ders olmamış olacak ki anıtın kuruluşundan bu tarafa kadın cinayetlerinde bir eksilme olmamış ne yazık ki. Örneğin 2015'te 303 kadınımız, 2016'da 310, 2017'de de 480'e kadar kadınımızın cinayete kurban gittiğini, tecavüz ve tacizleri de saymıyoruz bunun yanında, gittiğini görüyoruz. Yani şu anıtın, arkamızda bulunan anıtın üzerindeki isimlerden daha fazlası, belki 6 yıl önceki isimlerden daha fazlasını biz birkaç yılda tekrar katlamış olduk. Belediyenin bu şekilde bir anıt yapmış olması cinayetlere karşı, kadınlarımıza karşı, taciz, tecavüz ve cinayetlere karşı duyarlılığı artırmak için yapılmış ama ne yazık ki bu duyarlılık yerine duyarsızlığı daha fazla biz görüyoruz. Programımızın yani 2018 yılının da ilk programını burada Alyazma Parkı'nda yaparak anlamlı olsun, kadın cinayetleri son bulsun, 2018 yılı tertemiz, cinayetsiz, tacizsiz, tecavüzsüz bir yıl olsun. Özellikle kadınlarımıza yönelik şiddet, saldırı, katliam bunlar tamamen bitsin, ortadan kalksın amacıyla bu duyarlılığı, anıtta gördüğümüz duyarlılığı seyircilerimize de, siz değerli izleyicilerimize de yansıtarak daha da geliştirmek için 2018'e güzel başlayalım. Cinayetsiz bir 2018 olsun, terörsüz bir 2018 olsun. Huzur içerisinde, güven içerisinde kadınlarımızın Atatürk'ün değer verdiği gibi kadınlarımızın baş tacı, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip, kadınlarımızın erkekle beraber her türlü hakka ve sorumluluğa sahip olan insan teki olduklarını yeniden hatırlamak üzere ve Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak üzere yine bu dediğim gibi bu parkta 2018 yılının ilk felsefe ve insan programını yapıyoruz ve bunun için de sizin huzurlarınızdayız. Değerli izleyiciler, kadınlara karşı saldırı, cinayet, aşağılama, ikinci sınıf insan ya da varlık olarak görme, bu tamamen eğitimsizlik, cahillik ve kültürel yoksunlukla ilgili bir durum. Cumhuriyet ilkelerinin ve cumhuriyet kültürünün kadınları nasıl da erkekle eşit yurttaş, erkekle eşit bir varlık olarak gördüğü o gerçeğini yeniden hatırlamamız gerektiğini tekrar tekrar bu anıt dolayısıyla anıtın bulunduğu parkın içerisinde yaptığımız programla da yeniden hatırlamış olalım ve aklımızdan da çıkarmayalım. Kadınlar Günü 8 Mart her sene kutlanıyor biliyorsunuz. Kadınlar Günü 8 Mart değil aslında Cumhuriyet kültürü bir kadın kültürüdür. Cumhuriyetin kuruluşunda, büyümesinde, yükselmesinde, varoluşunda, aydınlanmasında kadınlarımızın emeği belki erkeklerden daha fazladır. Bu gerçeği özellikle vurgulamak lazım. O bakımdan kadınlara saygı bir lütuf değil, kadınları öldürmemek, onları cinayete kurban vermemek bir iyilik değil. Bu milli, toplumsal, ülke bütünlüğüyle ilgili tamamen toplumumuzun
geleceğiyle ilgili çok büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu cinsiyet farkı gözetmeden herkes, kadınımız da erkeğimiz de çocuğumuz da sırtını alarak ülkemizi ilelebet geleceğe, istikbale götürmeyi hedeflemek durumundadır. Bu bakımdan kadınımız cumhuriyetimizdir, her şeyimizdir. Atatürk'ümüz kadınımızın bir cumhuriyet yarattığını özellikle vurgular. Demek ki cumhuriyet kadınlarımızın omuzları üzerinde yükselmektedir. Kadınlarımızı kaybedersek, kadınlarımızı öldürürsek cumhuriyet öldürmüş oluruz. Bu kadar net, bu kadar açıktır. Kendi kendimizi öldürürüz, toplum intihar etmiş olur. Şimdi Helenistik felsefeyle ilgili bir giriş yapalım bakalım. Hatırlarsınız, son iki programımızda, 2017'nin son iki programında Helenistik felsefe ile ilgili iki tanıtıcı program yapmıştık. Üç Helenistik okulu tanıtmak üzere genel bir dönem tanıtımıyla programlarımızı 2017'de kapatmıştık. Şimdi Helenistik felsefenin üç okulu üzerinde duracağız. Ama şöyle düşünmeyin, bu üç okulu hemen bu programda sırasıyla sayıp işte öğrencilere ders verir gibi anlatacak değilim. Teker teker üzerinde duracağız. Mesela Epikürcülük ilk okuldur. Yani birinci Helenistik okul. Arkasından Stoacılık, arkasından da Septizizm yani kuşkuculuk dediğimiz üç okulu tanıtmak zorundayız. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Helenistik dönem neden bu kadar önemli? Ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu okul Epikürcülüğe başlamazdan önce yani ilk Helenistik okul olan Epikürcülüğe başlamazdan önce şunu tekrar ben daha önceki programlarımızı izlemiş olsanız bile hatırlatmak istiyorum. Yunan felsefesiyle ya da antik çağ felsefesi, ilk çağ felsefesiyle İslam ve Hristiyan düşüncesinin tam da ortasında bulunan geçişi ve bir yerde alışverişi sağlayan köprü durumunda olan bir dönemden bahsediyoruz. İşte bu Helenistik dönem bu anlamda önemli. Yani Yunan düşüncesi, Yunan felsefesinin İslam dünyasına ve Hristiyan dünyasına aktarılmasında Helenistik dönemin çok büyük önemi vardır. Bu da şu demektir. İleride göreceğiz zaten. İslam düşüncesinin, Doğu düşüncesinin genel olarak bugüne nasıl geldiği, hangi sorunları, hangi çözümleri, hangi düşünce geleneklerini taşıdığını görmek açısından da Helenistik felsefe ile temasını görmemiz gerekiyor. Helenistik felsefe bir tarafta bir eli Yunan'da, bir eli de doğuda olan bir ara felsefe dönemidir ama çok önemli bir dönemdir. Tam böyle iki dünyanın yani bugünkü deyimle Batı'yı temsil eden Yunan ile Doğu'yu temsil eden İslam dünyası ve diğer Doğu felsefe geleneklerinin arasında adeta bir birleştirici, geleneği taşıyıcı bir medeniyetin bulunduğu dönemdir Helenistik felsefe. Epikürcülükten başlıyoruz. Helenistik dönemin üç okulundan ilk felsefe akımı Epikürcülüktür. Epikuros diye yazılıyor biliyorsunuz. Nedir, kimdir, neler söylemiştir, temel görüşleri nelerdir? Bunları sizi sıkmayacak şekilde her zamanki yaptığımız gibi programlarımızda izlediğimiz yöntemi yine izlemeye devam edeceğiz 2018'de. Sıkmadan anlatacağım. Yani Epikürcülükten söz ederken bu okulun görüşlerini dile getirirken Yunan düşüncesinden ne aldı, bunu Doğu'ya nasıl aktardı ve bugün Doğu'da yani İslam dünyası özelinde bizde genelde nasıl yankılar buldu? Bunu da zaman zaman yorumlarımla, zaten genelde yorumsamacı bir yöntemle ben programları yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın diye. Yoksa elimizdeki bilgileri, herkesin ulaşabileceği bilgileri bir yerden bir yere aktarmak, yani mezardaki bir kemiği diğer bir mezara taşımak anlamında olur. Bir aktarmanın çok ötesinde yorum üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi kadın cinayetine yani cinayete kurban gitmiş kadınlarımızın
bulunduğu parktan sesleniyoruz size. Muratpaşa Belediyesi'nin sınırlar içerisindeki parktan demiştik. Şimdi Epikür'ün felsefesine geçerken şöyle başlamak istiyorum. Platon'da ve Aristo'da biliyorsunuz kadınlara, çocuklara ve kölelere ikinci sınıf insan olarak bakılıyordu. Yani o dönemin kendi koşulları içerisinde böyle bir bakış açısının olduğunu görüyoruz. Doğru muydu? Hayır, doğru değildi, yanlıştı. Kadınlar, çocuklar derslere alınmazlar. Mesela Platon'un akademisinde öyledir. Aristo'nun lisesinde de öyledir. Fakat Helenistik döneme geliyoruz. İlginçtir. Yunan, yani Batı düşüncesi Doğu'yla tanışır tanışmaz, Epikür felsefesiyle tanışır tanışmaz kadınlarla ilgili görüşlerinde yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Buradan bu genelleme çıkabilir mi bilemiyorum ama benim gördüğüm şu. Batı felsefesi, yani Yunan düşüncesi Helenistik felsefeyle doğullaşmaya yüz tutmaya başladığı andan itibaren kadınlara ve çocuklara bakışında da bazı köklü değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Aslında ışık doğudan gelir demektir bu bir başka yerde. Kadınlara, çocuklara ve zayıf insanlara doğunun bakışı ile batının bakışı arasındaki farkla ilgili bazı ipuçları yakalamak bakımından da Epikür'ün kadınlara davranışını özellikle vurgulamak gerekiyor. Epikür Lapseki'de bir okul kuruyor. Hatta Lapseki biliyorsunuz bugünkü Çanakkale'nin bir ilçesi. Normalde Seferihisarlı, yani Teoslu, orada doğdu, Atinalı ama Teos'ta yaşadığını, sonra Lapseki'ye geldiğini biliyoruz. Şimdi Lapseki'de kurduğu okulda, Epikürcülük okulunda Epikuros adlı filozofumuz, yani İsa'dan önce 3. yüzyıllar, Epikuros adlı filozofumuz kurduğu okulda kadınlara ve çocuklara da ders vermiştir. Onlara da derslerini almıştır. Yani kadınlar ve çocuklar diğer yani erkekler gibi felsefe derslerine katılmışlardır. Herhangi bir ayrım yapmamıştır. Köleleri, mesela köle statüsünde olanlar derse girmişlerdir. Erkekler, köleler, kadınlar, çocuklar Epikür'ün Lapseki'de kurmuş olduğu felsefe okulunda eşit bir şekilde ve Epikür'ün de saygı ve sevgisi eşit olarak göstermiş olduğu saygı ve sevgisi içerisinde ders almışlardır. Böyle bir okul olduğunu biliyoruz. Demek ki Epikür'ün kurmuş olduğu okulun dışında daha önce kurulmuş olan bir takım Yunan mektepleri, okullarında köle, kadın, erkek, çocuk diye ayrıldığını biliyoruz. Demek ki Doğu ile tanıştıktan sonra bu yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Şimdi diğer taraftan Epikür'le ilgili biz, yani milattan önce ya da İsa'dan önce 3. yüzyılda yaşayan bu Helenistik filozof olan Epikür'le ilgili bilgiyi nereden alıyoruz? Öyle ya, bu çok önemli. Nereden alıyoruz? Bunu Diyojen Laertius'dan alıyoruz. Milattan sonra 3. yüzyıl, yani İsa'dan sonra 3. yüzyılda Diyojenes Laertius bize Epikür'le ilgili, onun mektuplarıyla ilgili pek çok bilgi veriyor. Bir başkası da Lucretius'tur. Lucretius'un da İsa'dan sonra 1. yüzyılda bize pek çok bilgi aktardığını biliyoruz. O bakımdan iki kaynak Epikür'le ilgili bize tarihsel anlamda, yani bilim olarak tarihin bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Epikür'ü bize tanıtmış oluyorlar. Eğer Epikür ve okulunu, Epikür ve felsefesini bilmezsek Stoacıları anlamamız zor olur. Onları bilmediğimiz zaman septikleri, yani kuşkucuları, şüphecileri, onları bilmezsek işte Orta Doğu'da o sıralarda meydana gelen, kurulmuş olan Helenistik okulları da anlamamız mümkün olmaz. Helenistik okulları anlamazsak İslam dünyasına felsefenin nasıl girdiğini, nasıl sirayet ettiğini bilemeyiz. Bunu bilemezsek 14. yüzyılda felsefenin İslam dünyasını neden terk ettiğini de anlayamayız. Demek ki bunlar zincirleme, birbirine bağlı.
Hemen hemen pek çok programlarımda ben özellikle vurgulayarak üzerinde duruyorum. Tekrar burada bunu söylemek gerekiyor. Ne kadar büyük bir ilişki olduğunu, düşünceler, fikirler arasındaki ilişki olduğunu bilebilmek için şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi biz insanlar kendimizden önceki işte dedelerimizi, büyük babalarımızı, büyük annelerimizi bilebilmek için çok gerilere gitmemiz gerekiyor. Bir yerde kesiliyor bu. Yani belki yedi göbek geriye gittiğimiz zaman dedelerimizin veya büyük annelerimizin kimler olduğunu bile bulamayacak durumdayız. Ama fikirler ve düşünceler böyle değildir. Binlerce yıl önce ortaya konmuş olan bir düşünce bugün tekrar ortaya çıkar ve güncellenir, yenilenir. Hatta bazen aynı şekilde ortaya çıkabilir. O bakımdan tarihin, felsefe tarihinde gelmiş geçmiş filozofları böyle sırasıyla vermemizin nedeni ileride bugün tartıştığımız temel siyasi, dini, mesela ekonomik, düşünsel, mesela bir takım bilimsel sorunların kökeninde tarih içerisinde nasıl bir yol izlenmiş, bugüne nasıl gelmiş o fikirler, bunları görebilmek açısından çok önemlidir. Şimdi değerli izleyiciler, epikürcülük dediğimiz zaman ne anlaşılır? Bir kere epikür doğaya mekanistik bir anlayışla yaklaşır. Yani epiküre göre doğa, genel olarak bir tanıtayım şöyle, epiküre göre doğa tamamen mekanik koşullar ve yasalar ile idare edilir. Bu mekanik koşullar ve yasalar doğanın kendi içinde, evrenin kendi varoluşunun gereği olarak vardır. Peki acaba buna Tanrı müdahale eder mi, etmez mi? Bu Tanrı ve teoloji bölümüne geldiğimiz zaman konuşacağımız şeylerdir. Bu çok önemli. Neden biliyor musunuz? Yani acaba doğanın kendisi mi Tanrı'dır, yoksa Tanrı dışarıdan başka bir varlık olarak Tanrı dışarıdan ona müdahale mi etmektedir? Bu sorular sadece felsefe tarihinde değil, güncel yaşamımızda, gündelik hayatımızda da özel sohbetlerimizde de konuştuğumuz, tartıştığımız şeylerdir. Bunu niye tartışıyoruz ki? İnanalım gitsin ya da reddedelim gitsin gibi iki tavır sonucu konuşmaktır. Bu tavırlardan önceki analitik süreci gözden kaçırmaktır. İnsanlar nasıl oldu da böyle bir tartışmanın içine girdiler ve bu tartışmanın değeri nedir sorularını sormak ve anlamak açısından sevelim ya da sevmeyelim, katılalım ya da katılmayalım, bütün filozofların görüşlerini mutlaka gözden geçirmek durumundayız. Bir epigraf okumak istiyorum Epikür'den alınan. İnsan ne gencim diye felsefe ile uğraşmayı geciktirmeli, ne de yaşlandım diye felsefeyi bir kenara bırakmamalıdır. Çünkü ruh sağlığı için hiçbir yaş ne fazla gençtir ne de fazla yaşlı. Yani felsefeyle ilgilenmek dediğimiz zaman aslında Epikür'ün söylediği bütün insanlık tarihi ve insanlık tarihi içerisinde var olan bilimle ilgilenmek demektir. Bir başka şey, bir epigraf daha okuyacağım size. Bu da bize Epikür'le ilgili bilgi veren Lucretius'un eserinden aldığımız bir epigraf. Lucretius diyor ki, Lucretius da biliyorsunuz Epikür evrenin mekanik bir düzenek olduğunu vurgulamaları bakımından hemen hemen aynı düşünürler. Göz göre göre sürünürken insan hayatı ezici ağırlığı altında boş inançların asık yüzlü bağnazlık göğün dört bir yanından kuşatmışken ölümlüleri ilk kez bir Yunanlı dirençle kafa tuttu. İlk o dimdik durdu ve meydan okudu. İlk kez o açmayı istedi. Doğa kapılarına vurulmuş kilidi diyor. Demek ki biz şunu düşünebiliriz. Epikür'ün doğa felsefesi 18 ve 19. yüzyılda artık astronomiyle ilgili,
bilimleriyle ilgili gelişmelerin de ilk tohumunu atmış olması anlamına geliyor. Bu sözler yani doğanın tamamen mekanik bir düzenek içerisinde var olduğu ve yasalarını bu şekilde kendi kendine işlettiğini söylemesi, doğanın aslında dışarıdan herhangi bir müdahaleyle kendi düzenini devam ettirdiği görüşüyle çatıştığını gösteriyor. Demek ki doğanın kendi yasaları var. İşte fizik yasalar var, fizik kanunları var. Buna biz mesela ileride diyecek ki Epikür fiziksel yasalar ile psikolojik yasalar. Fiziksel yasalar bizim dışımızdadır. Stoacılar da bunu söyleyecektir. Biz bunlara bir şey yapamıyoruz. Belki çevreyi bozuyoruz, belki kirletiyoruz, belki dünyanın işte iklimleri değiştiriyoruz, ısılar, dünyanın ısısı, dengesi bozuluyor bir şekilde ama biz bunlara kendimize müdahale ettiğimiz kadar karışamıyoruz. Çünkü psikolojik yasalar tamamen bize bağlıdır. Bizim iç duyumlarımıza ve evreni değerlendirme tarzımıza bağlıdır. Şimdi Epikür'ün kişiliğiyle ilgili bazı dedikodular var. İşte muhalifleri tamamen onun işte bir takım ahlaka, işte görgü kurallarına aykırı olduğunu söylüyorlar ama onunla ilgili bilgiler bize onun şefkatli, ailesine bağlı, konusuna, komşusuna, etrafındaki öğrencilere karşı çok merhametli ve cömert olduğunu söylüyor. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Şimdi acaba evrendeki mekanik koşullar ve fiziksel yasalar bir tarafta, diğer tarafta da Yunan çok tanrıcılığı var. Acaba Epikür Yunan çok tanrıcılığını kabul ediyor mu? Bir taraftan evren kendi kendine var olan, hareket eden bir varlık iken, diğer tarafta Yunan çok tanrıcılığı var. Bunu nasıl aşıyor diye sorabilirsiniz. Burada esasen çok net bir şey yok. Kimi zaman şunu söylüyor, birden fazla tanrı vardır diyor Epikür. Kimi yazılarında ise işte mutlak, ölümsüz ve mutlu bir tanrı vardır diyor. Dolayısıyla bu tanrı evrene doğrudan müdahale etmez. Biz ne yaparız? Evreni kendi haline bırakırız. Zaten bizim dışımızdadır. Ama biz ne yaparız? Ahlak yasalarına uyarken tanrıları örnek alırız. Yani onları birer sembol, birer iyi ya da erdem, fazilet sembolleri olarak algılarız der. Ama tanrıların ontolojik temeliyle ilgili herhangi bir şey söylemez. Fakat bazı ifadelerinde ölümsüz, mutlu ve kalıcı bir tanrıdan söz eder. Hatta insanların o tanrıya kendi işte hatalarını, mutsuzluklarını yansıtmamaları gerektiğini veya mutsuzluklarını Tanrı'dan bilmemeleri gerektiğini de özellikle belirtir. Felsefeyi Epikür üçe ayırıyor. Üç çeşit felsefe var diyor. Birisi kanonik, yani mantık. Bütün felsefesinin girişi, üzerinde kurulduğu ilk temeli kanonik olan, yani mantık bilimi olduğunu görüyoruz. İkincisi fizik, yani doğa felsefesi. Üçüncüsü ise ahlaktır. Düşünün, mantık, fizik, ahlak. Bu üçü Epikür'ün felsefesini oluşturuyor. Ve aynı zamanda sistemli bir görüşün ortaya çıktığını görüyoruz. Mantıkla başlayan, fizikle devam eden ve ahlakla son bulan, kendi içerisinde tutarlı ve fizik yasaları ile ahlak yasalarını uzlaştırmayı deneyen, bunu mantıksal bir takım kurallarla bütünleştirmeyi bir anlamda felsefesinin temel hedefi haline getiren bir Epikür felsefesi görüyoruz. Peki şimdi sormak gerekiyor. Acaba biz Epikür'e göre bir tarafta Yunan çok tanrıcılığı, bir tarafta mekanik olarak işleyen evren düzeni var. Diğer taraftan da üçe bölünmüş bir felsefe düşüncesi var kendi sistematiği içerisinde. Mesela mantık, fizik ve ahlak. Yani fizikle ahlak nasıl uzlaştırılır? Yani bir fiziğin ahlakı olur mu? Veya bir fiziğin mantığı olur mu? Aslında bize şunu gösteriyor bu. Günümüzde biliyorsunuz
fizik ve mantık bilimleri kendi içerisinde işte matematik gibi, kimya gibi tamamen pozitif bilimlerle ilgili kısımlarda yer alan bilimler. Belki şuna dikkat etmişsinizdir. Yani fizikle ahlakın yan yana gelmesi, bir felsefe sistemi içerisinde Epikür'ün hele hele mekanistik, hatta bazen de materyalist felsefesi diye adlandırılan düşünce sistemi içerisinde üçünün bir araya gelmesi nasıl mümkün olur? Yani bir fizik yasalarını araştıran, fiziksel kanunları, fiziksel varlıkları daha çok deneysel yöntemlerle araştıran birisi ahlaka nasıl yer verir? Çünkü ahlak tamamen soyuttur. Soyut bir takım ilkelere dayanır. Dikkat ederseniz bir şey söylemiştim. Fiziki evren ile soyut tanrı ya da tanrılar arasında herhangi bir çelişki görmediğini anladığımızı söylemiştim Epikür'le ilgili olarak. Demek ki mantık, fizik, matematik üçü de mantık, fizik, ahlak üçü birbirini bütünleyen bir felsefeyi ortaya, Epikür felsefesini ortaya koyuyor. Bu nedir? Bu şu anlama geliyor. Bizim bütün bilgilerimiz diyor, duyu bilgileridir. Duyulara bağlı olan bilgilerdir. Biz her şeyi beş duyumuzun, o zamanın Epikür'ün söylediğine göre beş duyumuzun yoluyla elde ederiz. Duyumunu yani duyusal algısını edinmediğimiz hiçbir şeyin gerçek bilgisi yoktur der. Eğer bir şey ne kadar duyularımıza yakınsa, canlıysa o kadar canlı bir imge ediniriz onlardan. Ne kadar uzaksa imgelerimiz o kadar ortadan kalkar veya silikleşir der. Peki acaba bilgimizi sadece duyusal yolla, beş duyumuzla elde ettiğimiz yolla mı elde ediyoruz? Başka bilgi şekli yok mudur? Yani ya da duyu bilgisi geldiği haliyle, duyularımıza geldiği ham haliyle var olabilir mi? Hayır. Burada devam ediyor. Biz duyusal imgeleri nesnelerden alırız ama onları ön fikirlerle, kanaatlerle yani yargılarımızla ne yaparız? Yargılarımızla fikirlere dönüştürürüz. İşte ahlak, yargılarımızla fikirlere dönüştürdüğümüz soyut kanaatlerdir. Soyut yargılar, soyut ilkelerdir. Demek ki biz soyut ilkeleri, adalet gibi mesela, iyilik gibi, tanrı gibi soyut ilkeleri de aslında evrenle, doğa ile duyusal ilişkilerimiz sonucunda elde ediyoruz. Ama bu doğrudan doğruya diyelim ki bir ağacı olduğu gibi görmek veya işte algılamak sonucunda elde ettiğimiz bilginin tanrılaşması değil. Ağaçla ilgili imgemizin yani zihnimizde kalan o muhayyel şeyin veya izin soyut varlıklar şeklinde bir fikir haline gelmesidir. İyilik gibi mesela. Biz iyiliği nereden çıkarıyoruz? Biz iyiliği Epikür'e göre Platon'un tam tersine önceden var olan idealardan değil, duyusal tecrübelerimizden çıkararak iyilik kavramına yaklaşıyoruz diyor. O halde soyut kavramlar somut imgelerin fikir haline gelmiş tarzlarıdır, çeşitleridir diyor. Burada neyi görüyoruz? Bir tarafta somut evreni, mekanik evreni varlığın ve bilginin temeline koyarken diğer taraftan da soyut varlıkları onlarla birlikte uyumlu olabilecek şekilde varlık dünyası içerisinde görmektedir. Peki duyu bilgisi kendi başına apaçık mıdır? Hayır. Yani her duyduğumuz, her gördüğümüz şey kendi başına apaçık değildir. Bunu yargılarımız apaçık hale getiririz. Yargılarımız olmaz ise, ön fikirlerimiz olmazsa duyu bilgilerimizi akıl yoluyla açık olmayandan daha açık olana doğru işletmezsek bilgi ortaya çıkmaz diyor. En son şunu özellikle belirtebiliriz. Acaba ruh var mıdır? Doğa felsefesini söyledik. Epikür'e göre ruh var mıdır? Epikür'ün ruh kavramını şuradan alıyoruz. Lucretius, anima ve animus diye iki kavramdan bahseder. Anima biyolojik varlığımız, animus da ruhsal varlığımızdır. Anima ve animus, Epikür'ün bize bilgilerini aktaran Lucretius'a göre, yani biyolojik varlığımızla ruhsal varlığımız bir bütün içerisinde çalışır. Birisinin etkisiyle öbürü
Mesela bir zihinsel bir stres duyduğumuzda bütün vücudumuz, yani animus dediğimiz ruh yönümüz acı duyduğunda bütün vücudumuz acı duyar. Vücudumuz dediğimiz anima acı duyduğunda da ruhsal acı çekeriz. Demek ki ruh ve beden arasında dualistik bir ilişki var. Bu ileride 17. yüzyılda Descartes'ta dualizme neden olacaktır bu görüşler. Gelecek programımızda devam edeceğiz. Hoşça kalın.